Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size AutoCAD'de çizimimi nasıl lazer kesme hazırlıyorum, yapımı nasıl lazer kesimde kestirebilirim bunu göstereceğim. Öncelikle parçalarımızı ayırmak için ana yapımızı bu tarafa alıyoruz. Bakın görüyorsunuz ana yapımı ben yeşil olarak çizdim. Siz de vaziyet planınızda vaziyet hareketlerini ayrı, yapıyı ayrı renkle çizerseniz bu karışmaz. Bu şekilde aldım yapımı koydum. Şimdi baktığımız zaman ben yapıyı bildiğim için size biraz anlatmak istiyorum aslında. Burada atriumlarım yer alıyor. Şu yapılarım yüksek. Onları koyu yeşille çizdim zaten görüyorsunuz. Diğer yapılarım da açık yeşil. Onlar daha alçak olduğu için. Bunlar tek katlı yapılar. Bunlar yüksek iki katlı yapılarım. Şimdi size modelimden göstererek örnek anlatmaya çalışacağım. Bakın görüyorsunuz şurada atrium boşluklarım var. Bunlar tamamen cam kütleler. Bu ikisi yüksek. Şu alttaki bir tık daha yüksek. Bunlar da alçak olan yapılarım. Şimdi geldiğimiz zaman cephe hareketini görüyorsunuz. Benim şu parçaları ayrı ayrı çıkarmam lazım. Örneğin şu kütleyi mi yapacağım? Şuradaki üçgen gördüğünüz küçük kütle. Yani şu öndeki şu kütle oluyor. Bunu yapmam için benim şu duvarı çıkarmam gerekiyor. Üstteki üçgen parçayı ve alt tabandaki üçgen parçayı çıkartıp bir de şurada görünmeyen arkadaki kütleyi çıkarmam gerekiyor. Yani 1, 2, 3, 4 tane parça çıkartıp hatta şurada yapışma yerindeki parçayı da çıkartıp 5 parça çıkarmam gerekiyor. Aynı 3 boyutlu düşünme yani bir prizma yapıyoruz, üçgen prizma. Burada da yine şurayı çıkarmam lazım. Üstünü, altını, arkada kalan cephelerini çıkarmam gerekiyor. Bunu şimdi buradan biraz karışık bulmuş olabilirsiniz. Çizimimize geri döndüğümüzde daha iyi anlayacaksınız. Şu çerçeve kalınlığımızın 1 ya da 2 milimdi. Yanlış hatırlamıyorsam 1 milimden fazla olması gerekiyor. Bir alt sınırı var. Bunu lazer kesimciyle zaten konuşabilirsiniz. Şu mesela şöyle parçaları açmanız gerekiyor. Mesela şurasını görüyorsunuz ya kapalı. Tr enter deyip burayı trimlemeniz lazım. Yoksa burası kopar. Camınızın çerçevesini yapamazsınız. Şuraları hep trimlemeniz lazım. O yüzden hassas bir iş ki bu çok hareketli bir cephe. Yani bu cephede o yüzden bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Daha sakin bir cephe yaparsanız işiniz kesinlikle daha kolay olur. İkinci diyecek olacağım şey ise şimdi ben bu cephede şunu, şu dış katmanı bir cephe hareketi olarak yaptım. Görüyorsunuzdur şu uzaktan daha mı iyi. Hatta görselini de göstereyim size. Şimdi şöyle gördüğünüz zaman şu çaprazlar aslında cephe hareketi. Alttaki çerçevelerim duvar. Bu üst taraf farklı bir materyal olacak diyelim. Bunu ben maket kartonu, beyaz kartondan yapacağım. Bunu siyahtan yapacağım diye varsayarsak. Onu burada o zaman ayırmamız gerekir. Yani şimdi ben şu kısmı CTRL-C, CTRL-V yaptım. Altına aldım. Buradaki şu cephe hareketi kısmını silip, şurayı silip, şu düz çerçevemi üst kısım boyunca tabii ki trimlerine dikkat ederek, ben şu an rastgele hızlıca yapıyorum anlayabilin diye. Hızlıca şöyle geçiyorum. Şurayı sildim diyelim. Şu kısmında da çok az bir pencere vardı. Onu da şöyle şimdilik ölçüsüz koyayım buraya. Şimdi bunu bu şekilde saf cam olarak bırakıyorum. Burada da cam kısımlarını silmem lazım teker teker. O yüzden diyorum bu cephe çok zor bir cephe. Bu tarz bir hareket seçecekseniz bu lazer kesimi düşünerek mutlaka seçin. Şu alttaki kısmı yani şu çerçevenin olduğu kısmı teker teker siliyorum ki sadece bana şu kalıbı çıkarsın. Anlatabildim umarım. Daha shift'e basılı tutarak toplu seçeyim daha iyi anlaşılır. Thank you.
Eğer cephenizde bu ikisini farklı layer'larda çizmiş olsaydınız, tabii ki buradan layer'ımızı kapatarak çok daha kolay bu işlemi halledebilirdik. Ama maalesef ben bunu öngörememişim. Siz öyle yaparsınız. Cephe hareketlerinizde farklı malzemeden çıkaracağınız materyalleri, işte bunu kartondan, bunu mukavvadan çıkaracaksınız. Mutlaka farklı layer'da çizin. Şimdi ne yapacağım ben? Bunu beyaz karton kısmına koyacağım. Bunu da siyah karton kısmına koyacağım. Dolayısıyla çerçevelerim siyah, cephe hareketim beyaz olmuş olacak. Tabii ki sadece burayı yaptık şimdilik. Diğer cepheler de var. Onun için mesela burası kuzey cephesiydi. Burası da güney cephesi olacak. Hemen güney cepheme geliyorum. Güney cephesinde, pardon, burası güneydi. Yok, burası kuzey. Evet, güney cepheme geliyorum. Güney cephesinde de şu kısmı aldım. Buraya koydum. Bunun diğer türlü çevirmiş hali. Şu anda düzeltmeyeceğim. Onu maketi yapıştırırken zaten bakarak yapıştıracağım. Ama şu şekilde, şu koyu bordo kısım diğer yapıya ait. Orayı çıkardım. Mutlaka şu ikisini birleştirmelisiniz. J enter yapmalısınız. Çünkü burada bir ufak 1 milim bile boşluk olsa lazer kesim onu çıkartamaz, kesemez, zor olur sizin için. Geldim. Burası da bunun cephesi. Bunu da bunun yakınına koydum. Yine aynı şekilde yapmıyorum ama bu iki katman birbirinden ayrılacak biliyorsunuz. Yani şurayı, şuradaki cephe hareketini yukarıya kopyalamalısınız. Ve çerçeve kısmını burada silmelisiniz. İç kısımda da silmelisiniz. Şurada görünen. Bunu yapmıyorum. Daha sonra şu kısa cephelere geliyorum. Onları da batı ve doğudan bulacağım. Batı cepheme geldim. Önce şu doğudakini alayım. Bakalım hangisi oluyor. Şu burada bordo ile çizmişim onu. Evet, şu bordo ile çizdim. Aldım. Şuradaki kısa cephem bu. Burayı sildim. Şu sarıları sildim ve şu altını line ile birleştiriyorum. Ve geliyorum batı cephesine. Batı cephesinde de onu, evet, şuradaki arkada gördüğünüz sarı ona ait. Birazcık zor ayırt ettim ama kendi projemiz olduğu için aşağı yukarı anlıyoruz. Siz de kendi projenizde bence bunu anlayacaksınız. Şu an karışık geldiğine sakın aldanmayın. Çünkü hani ben bunu çizerken zaten hayal edip çizdiğim için şu anda da anlayabiliyorum. Sizde de öyle olacak, emin olun. Şurayı birleştiriyorum. Koyamayacağım. Şöyle birleştirdim. Trimledim. J enter dedim. Daha sonra şuradaki yarım kalan çerçevelerini tamamlayayım. O kısa çizgileri silmeniz gerekiyor mutlaka. Şunu silmeliyim mesela. Tamam. Evet, şimdi bunu da aldım. Aynı yönde koymama gerek yok. Sadece karışmasın diye. Hangi cephe hangi cepheninse buraya koyuyorum. Şöyle üst üste çizgiler. Çizgiler üst üste gelmemeli. Tabanı buraya. Evet. Şimdi bu cephesini yaptım. Burayı, burayı ve burayı yaptım. Bu kütlem bitti. Bunun tabanı da burasıydı. Bunlar bir bütün. Bunların hepsini bir dikdörtgen içerisine alıyorum. Sonra bu dikdörtgeni şöyle bir kenara alıyorum. İsterseniz önce böyle kütle kütle ayırın. Şimdi diğer kütleye geçeceğim. İşte bunu da yaptım diyelim. Şu büyük kütleleri bitirdim diyelim. Sonra küçüklere geçeceğim. Onları da ayrı ayrı çıkartmam gerekiyor. Ama bunu mesela böyle çıkarmayacağım. Bunun bir altta devamı vardır. İşte böyle uzatıp ya da artık işte direkt buraya girmeliyse, ki benimki girmeli, o zaman bunu
şöyle çıkarmam gerekir. Böyle alıp şöyle sileyim. Şunu şununla tamamlayayım. Şurayı trimleyip benim bu kütlemin tavanını ve tabanını, burası tavan, burası taban olsun, bu şekilde çıkartıp bu cephelerini de ayrı ayrı yüzey yüzey çıkarmam lazım ki buraya yapıştırabileyim. 3 boyutlu bir kütle olsun. Bunu da böyle çıkardım diyelim. Sonra şu üçgeni nasıl çıkaracağım? Burası tavan olsun. Burası da tabanı olsun. Şu aradaki kütlelerini yine şuradan bakarak çıkartacağım. Mesela şurası ön kısmıydı. Şöyle aldım. Ama tabii ki bakın burada şöyle bir hassas kısım var. Burada önden bakarken bir açıya, perspektife giriyor. Ama burada bir perspektife girmemesi lazım. Onu dikkate alarak çizmeniz gerekiyor. Yani şuranın kaç santim olduğunu bakmalısınız. 24.06.47. Sonra buraya geldiğinizde 24.06.47 yazdım. Yüksekliğini de direkt şuradan alabilirim. Bakın eşit çıkmıyor, görüyorsunuz. Şunun yükseltisini ölçüyorum. 300. Buraya 300 yazıyorum. Şimdi bakın burayı böyle çizdikten sonra buranın cephesini ayrı oluşturacağım. Çünkü burada bir perspektif olduğundan pencereler gerçek ölçüde değil. İşte buraya temsili tam ölçüleri olması da bir şey çizeyim en azından. Ortada kapı vardı galiba. Kapı için boşluğu ayrı bırakın. Böyle çizdik diye düşünürsek. Tabii ki alelacele çizdim şu an. Burası bunun şu cephesi olacak. Şu cephesi. Diğer cepheyi de büyük ihtimalle aynıdır. Ama yine şu ölçüsünü alarak. Ben bunu ikizkenar üçgen yazıyorum. Bir daha ölçüsünü alarak diyelim ki oluşturduk. Bunu da şöyle ayrı aşağıya aldım. Kütle kütle bunları oluşturduktan sonra hepsi bitti diyelim. Hepsini şöyle kopyalayayım. Kütlelerim bitti. Şimdi ben bunları malzeme malzeme ayırmam gerekiyor. Mesela şu dikdörtgeni büyütelim. Bu dikdörtgeninizin ölçüsü kartonunuzun ölçüsü olmalı. 70'e 100 diyelim kartonunuz. 70'e 100 ayarladınız bu ölçüyü. Geliyorum şu tavan ve taban kısımlarını ben siyah kartondan yapacağım. Bütün kütlemin diyelim. O zaman bütün kütlemin tavan ve taban kısımlarını ayırıyorum. Buraya alıyorum. Cephe hareketlerindeki şu kısımları beyaz çıkartacağım diyorum. O zaman bütün hepsini alıyorum buraya. Başka bir kartona. Pencere kısımlarını da gri çıkartacak olayım. Şu çerçeve kısımlarını diyelim. Ya da aynı malzeme ise aynı malzemeden de çıkartabilirsiniz. İşte şurayı ve şurayı aldım. Bunu da buraya koydum. Diğer taraftaki pencereleri de almayı unutmuyorsunuz. Ben şu an hızlı hızlı yaptığım için daha tam hazır değil biliyorsunuz lazer kesmesi. Sadece size göstermek adına. Şimdi geliyorum. Şu kısım artık işim bitti. Hepsini aldım. Burada yazı kısmından karışmasın diye buraya siyah karton. İşte mukavva, siyah maket karton artık neyse. Bunun ölçüsünü buradan ayarladım. Yeterli gelmedi. Scale ile büyütelim. Tamam. Siyah karton. Onu şu
şuraya koyuyorum. Siyah kartonla çıkacaklar. İşte kopyaladım diğerlerini. Burası griydi. Burası da beyazdı. Beyaz karton. Sonra geliyorum. Şu DVG halini, yani bunun tamamını, şöyle bir genel şey alayım karışmasın. Getiriyorum lazer kesimdeki abiye. Diyorum ki bunlar siyah kartonda çıkacaklar. Bunlar işte beyaz kartonda, bunlar gri kartonda. O onların hepsini çıkartıp bana veriyor bir poşet içerisinde. Eve geliyorum, bunları buradan bakarak, şuradaki çizimlerime bakarak, buranın kenarı hangisiydi yine birleştirip kafamda, projenizi ezbere biliyorsanız ve modeli de varsa görsel bir şekilde oluşturabiliyorsunuz yapıştırarak. Ya da dediğim gibi karıştıracağınızı düşünüyorsanız yapboz şeklinde puzzle gibi numaralandırabilirsiniz. İşte bir numaralı kütle, iki numaralı kütle. Bir numaralı kütlenin cephesi, mesela bir numaralı kütle bu. Bir numaralı kütlenin tabanı 1.1, üstü 1.2. Cephesi 1.3, 1.4, 1.5 bu şekilde numaralandırıp bunları numaralandırarak çıkartırsanız, yani buraya bakarak en azından hangi kütle hangi kütlenin, oyun oynar gibi birleştirebilirsiniz. Ama bence bu iş çok daha zor. Yani çok karışık projelerde iç mekan maketlerinde yapılabilir, çok duvarlar kapılar karışmasın diye. Ama bence burada şu an gerekli değil. Direkt bakarak projenizi biliyorsanız zaten yapabilirsiniz. Benim size anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.